Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bana hem özelden hem yorumlarda birçok kez tekrardan çekmem istenilen mastering videosunu çekmek için karşınızdayım. Bu videoda mastering anlatacağım şarkı Emre diye bir arkadaşımın şarkısı. Feat bir şarkı, zaten ekrana ikisinin de Instagram adreslerini bırakırım. Oradan ulaşmak istiyorsanız onlara ulaşabilirsiniz. Sürekli üretimde Emre, diğer arkadaşı tanımıyorum. Bu benim aracılığımla tanışıp iş yapan insanlar oluyor ve gerçekten bu beni ayrıyeten mutlu ediyor. Haberiniz olsun. Şimdi mastering videosuna geçelim ama söylemek istediğim bir şey var. Daha önce zaten sizin işinize yarayacak ve bilinen çok sık kullanılan pluginlerle mastering videosu 2 tane çekmiştim. Ve hali hazırda her vokal mix videomda masteringimden de bahsediyorum. Ama burada özel olarak son zamanlarda kendi yaptığım şekilde kendi kullandığım pluginlerle ve en önemlisi yine söyleyeceksiniz biliyorum ama DAW fark etmeksizin bir anlatımda bulunacağım. Yani yapacağım ayarların ve kullanımın herhangi bir şekilde ne Studio One'la bir alakası var ne de Studio One içindeki bir pluginle. Ve diğer videolardan farklı olarak normalde kullandığım pluginleri kullanacağım. Çünkü işinize yarasın diye tek bir başlık altında topluyordum. Ama bu sefer kendi yaklaşımımı anlattığım bir video olacak. Yani videoda kullandığım bir plugin sizde yoksa bile eminim aynı işi gören ve free olan ya da sizin elinizde olan başka bir versiyonu kesin vardır. O yüzden videomuza geçelim ama videoya geçmeden önce hatırlatmakta fayda var. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca bana destek olmanın en tatlı yolu da halihazırda yaptıracağınız mix mastering gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hadi videomuza geçelim. Şimdi videomuza geçelim ama önce burada benim kendi kullandığım bir dinleme preseti var. Dinlemek için kullandığım sadece. Zaten Span'ı hepiniz biliyorsunuz. Tonal Balance'da defalarca bahsettim. Zaten video içinde kullanırım. Burada VLM Meter var. LUFS değerini ölçmek için. Bir de Sound ID Soundbox'un plugin'i var. Bu ne yapıyor? Benim sesimi, duyduğum sesi benim kulaklığımın verilen değerlerine göre flat hale getiriyor. Ve ayrıyeten buradan diğer cihazlarda nasıl duyacağını dinleyebiliyorum. Zaten süreç içinde kullanacağız. Ben video boyunca bunu açık tutacağım. Çünkü kendim öyle duyuyorum normalde de. Şimdi benim yapacağım ilk şey ne? Bakalım bir şarkımız nerelere vuruyor. Biraz benim normalde mixlediğim ve mastering'e götürdüğüm şarkılara göre kısık ama sorun değil. Bir sürü headroom'umuz var fazla. Umarım sorun yaratmaz. Başları bir keselim. Şöyle hafiften başları bir keselim. Halihazırda mastering dediğim ve üstünden gösterim yapacağım bir şey değil de sıfırdan sizle beraber bir şey yapmayı istediğim için arkadaştan Emre'den böyle bir şarkı rica ettim. Hafiften fade in fade out verelim de çıkışta sorun yaratmasın. Yüksek bir loop alalım. Şimdi ilk önce frekans anlamında bir sorun varsa onu düzeltmek istiyorum. Mastering'de genelde bunu lineer phase'e alırım. Equalizer'ı. Bir dinleyelim bakalım. Fat filter'da üstüne geldiğinizde size peak'leri gösteriyor. Eğer spesifik bir peak'i duymak istiyorsanız. Mesela low mid'lerde bir sorun var. Nerede var derseniz Studio One size zaten bunu bak en peak burası bir bak bakayım oraya diye uyarı veriyor. 400-300 Hz'leri biraz fazla buldum. Başka bir sorun pek duymadım. Gayet fresh bir sound. Zaten Emre'nin Levity çok fresh bir mikrofon. O yüzden çok sırıtmıyor. LCT 440 var Emre'de. Kullanmayı sevdiğim diğer bir yol benim şarkıya mastering'e yaklaşırken mid ve side'ı ayrı kompreslemek. Niye bu plugin'i kullanıyorum? Çünkü hem mid'i hem side'ı ayrı ve multiband şekilde kompreslememe imkan sağlıyor. Siz direkt bu plugin'i kullanmasanız bile elinizde stereo bir kompresör varsa veya free olarak alternatifleri de var. Google'a stereo kompresör, mid side kompresör yazarsanız free bir sürü bulursunuz. Şimdi burada mid'leri biraz kompresten geçirelim. Biraz sound anlamında da dengeleyeceğim kompresörün yardımıyla. İlk bir threshold'u yükseltelim high'larda. Güzel bir high bölgesi bulalım. Mid'lerde biraz daha agresif, biraz daha peak'lerin öne çıktığı, side'larda biraz daha peak'lerin geriye gittiği bir kompresör kullanacağım ki mid ile side arasındaki farkı anlayalım ve birbirine girmesinler. şunu bekleyemem. Tak şapkamı hem de hemen. Skör skör geçir sweatimi, hadi üzerine sever yeşil Louis Vuitton girer kızın müşterim. O bir yıldız geceden kalan, benimle olmak istiyor hep. Gereksiz yüklü yoluna midlerde peakleri biraz daha güçlendirdim. Tizleri biraz daha geriye aldım ama tamamen yumuşatmadım side'larda yapacağım gibi. Şimdi kopyalayacağım aynısını. Bu sefer side moda alacağım kompresörü. Bu sefer side'larda olayı biraz daha yumuşatacağım. Yani side'lardaki o peakleri biraz geriye alacağım ki daha geniş bir sound duyalım. Ayrıca sesin genişliğini de buradaki side kompresördeki gain knoblarından dengeleyeceğim. Side'lar kısıktı, biraz açtım. %50'lerse altında kıstım tamamen. Olan kısmı da iyice yapıştırdım zaten. Bakalım şimdi yukarıki farka. Şimdi kompresörden sonra bir şeyler daha duyuyorum. Özellikle 9 kHz sonrası Emre'nin mikrofon sağ olsun iyice patlamış. Biraz şöyle kontrol altına alacağım. Sanırım bir Deaser'a da ihtiyacımız olacak. Şunu kullanmayı seviyorum. Span'ın Deaser'ı. Buradan Deaser bölgesini seçeceğim. Tam Deaser gibi değil de 10 kHz sonrasında biraz müdahale edeceğim gibi düşünebilirsiniz. Bir tane suit atacağım. O tizleri iyice yumuşatsın diye. Burada mastering altında bir tane tizleri yumuşatan bir preset var. Bu tizler aşırıya kaçtığı zaman otomatik olarak bazı peakleri aşağıya alacak. Bir tane tape atayım. Biraz böyle bir kızıştıralım ortalığı diye. Tatlı bir tape'ti sanırım. Bakayım. Aynen. Şu ana kadar olan sonuçtan memnunum. Bir tane de limiter atalım. Fafilter'ınkini açayım. Burada 1'e 1'e bastığınızda ses volüm dengesi değişmeyecek. Bu sayede şunu yapabileceğiz. Sesi yükselteceğim. Sesin bozulduğu, basların öldüğü, kitlendiğimiz böyle sesin birbirine girdiği yerden biraz geri çekileceğim. Limiter'ı bu ayarda kapatıp açtığımda çok fazla sound'un değişmediğinden emin olmaya çalışıyorum. Bir de bir style seçelim şöyle güzel bir. Transparent'tan memnunum. Şimdi bu ayarı kapatalım. Bir bakalım ne olduk. Şimdi benim kulaklığımın modülasyonuyla duydunuz şu ana kadar. Tekrardan before after'ı benim kulaklığımın modülasyonunu kapatmış şekilde yapalım. Öncesi. Şimdi tizlerin anasını bellemişiz haliyle. Mikrofon, vokal iyice orada öne çıkmış. Tizlere müdahale etmek istiyorum. Burada rahatsız olduğum tizler. Ama önce şöyle bir kontrol yapacağım. Burada translation check diye bir ayar var. Araba, kulaklık falan gezebiliyorsunuz. Burada cihazlar arası farklılıklarda ne gibi şeyler öne çıkıyor ona bakacağım. Büyük ihtimalle tizler ve 8 kHz civarları biraz patlayacak diye düşünüyorum. Mesela bu preset'i açtığımda patlayan yer neresi bakın. 10 kHz üstü bayağı bir, ama sadece Emre girdiğinde. Şimdi şöyle bir problem var. Sadece Emre'nin vokalinde, yani bu şimdi giren arkadaşımın vokalinde 10 kHz sonrası patlıyor. Önceki arkadaş da gayet okey. Ya bunu işte ona göre ayarlayacağız öteye çıktığında, ya da otomasyon yapacaksınız. Otomasyon yapmaya ben genelde üşendiğim için şöyle bir şey yapacağım. Emre'nin girdiği kısma kadar sese müdahale etmeyecek şekilde ayarlayacağım. Sanırım komprede biraz kısmak lazım gibi geldi bana. Biraz buradan da kısalım. Şimdi size yardımcı olması için bakalım Tonal Balance'da bize ne diyor. Bana basların fazla olduğunu söyle. Bakalım fazla mı? Fazla cidden. Biraz tizlere müdahale edeceğim, baslara. 50 Hz altına daha çok. Şimdi benim söylediğim şeyin aynısını bana bu programda söylüyor. Diyor ki 10 kHz üstün çok fazla, 2,5 kHz'ine güç verebilirsin. 100 Hz civarların biraz geri kalıyor ortalamanın üstüne göre. Sen de bu duyduğun ve gördüğünle uyuşuyorsa birbirine bir kontrol et bakalım diyor. Plugin'in dediği bana bu. Plugin'in dediğini biraz şuradan toparlayalım. 10 kHz altını biraz kısacağım. Çok şey değil, bir iki dB. Benimle olmak istiyor hep. Gereksiz yüklüyor buna anlam. Daha makul bir seviyedeyiz. Bassları biraz daha kısabilirim. Benimle olmak istiyor hep. Gereksiz. Hala tizlerimiz çok fazla geliyor bana. Biraz daha bakalım nasıl bir şey yapabiliriz. 2 kHz civarlarını güçlendirmek istiyorum. Ama kontrolsüz olsun istemiyorum. Deaser kullanacağım. Ama Deaser'ı şöyle kullanacağım. Mastering Deaser şeklinde ve 2 kHz'i biraz boostlayıp abarttığında da geri çekeceğim şekilde. Sadece mid kısımda. Şimdi ne diyor bana Tonal Balance? Şimdi aşağı yukarı doğru yerlerdesin diyor. Ama dönebilseydim vokalin tizlerini biraz daha geri çekmek isterdim açıkçası. 100 Hz 150 Hz'e güç verirsek biraz daha onu tolere edebiliriz gibi. Deneyelim bakalım. Çok fazla plugin olup olmaması önemli değil. Hepsiyle çok minik şeyler yaptım. Ve dinleyip, gördüğünüz gibi dinleyip tepki verdim. Hatta biraz fazla dinleyip tepki verdim. Abartarak yapıyorum. Mesela ne kullanabiliriz? Bakayım şuradan. Şurada bir equalizer vardı. Hangisiydi? Şuradan bir 150 Hz civarlarına birazcık güç verebilirim gibi hissettim. Bakalım. Şimdi iyi geldi ama bu 150 Hz boost'u atıyorum araba gibi daha böyle basık bir yerde ne etki yapacak merak ettim. İyi. Dandik bir kulaklıkta duyacağınız tizler biraz rahatsız edecek ama diğer cihazlarda gayet okey. O yüzden buna yapacağım, yani müdahale etmek isteyeceğim bir durum pek yok açıkçası. Şimdi bir for after'ı bir daha yapalım. Elbette level farkı var. Level farkını biraz egale etsek şöyle nasıl yaparız? Bakayım ne kadar egale edebiliyoruz level farkını. Yani biraz minimale indirmiş olduk level farkını. Bir de böyle bakalım. Daha iyi belli olur. Level farkı çok olunca level kandırabilir bizi. girer kızın düşlerine. Çıkmaz düşlerinden girerken ben de hayatına. Sorun görmüş mü yeşil bir Lambo hayatında. Sırtım elimde bu akşam. O bir yıldız geceden kalan. Benimle olmak istiyor hep. Gereksiz yüklüyor buna anlam. Sürtüğüm benimle bu akşam. O bir yıldız geceden kalan. Benimle olmak istiyor. Yani diğer videolardan farklı olarak demek istediğim şu: ben mixlerken de mastering yaparken de dinlediğim ve duyduğum şeye tepki vererek mix yapıyorum. Yani duyduğum bir şeye böyle olmuş daha iyi olabilir. Böyle zaten buradaki marifet benim için, benden daha iyi insanlar için, benden daha amatör insanlar için de buradaki marifet zaten duyduğuna tepki vermek. Yoksa atıyorum birisi otursa burada, ünlü birisi otursa yanımda ve dese ki 2,5 kilohertzler fazla. Onu bir 2 dB kıssan güzel olur. Şimdi bu çıkarımı yapmak muhabbet. Yoksa equalizer'ı alıp 2 dB kısmak herkesin yapabileceği bir şey yani. O yüzden buradaki pluginleri bir chain gibi değil de mantık olarak şu şekilde benim işliyor mastering mantığım. Çok fazla ekstrem olan bir yer varsa equalizer'dan müdahale ediyorum. Genelde bu tercihen benim yapmayı sevdiğim için yaptığım bir şey. Mid-side kompresör kullanıyorum. Midleri biraz daha peakler öne çıkacak şekilde. Biraz daha ortalama atak, hızlıya yakın release. Side'larda biraz daha hızlı atak, yavaşa yakın release kullandığım oluyor. Ekstra ihtiyaç varsa Deaser kullandığım oluyor. Soot kullandığım oluyor. Biraz daha can versin diye tape veya herhangi bir saturation efekti kullandığım oluyor. Ondan sonra bu aldığım tat, harmoni tadı bir arada aldığım tadı biraz daha diğer cihazlarda, demin kullandığım Sonarworks'un plugin'i gibi, diğer cihazlarda nasıl uyumlu çalışır, neyi fazla ekledim, neyi az ekledim. Yani önce sevdiğim bir hale getiriyorum sound'u minik değişikliklerle. Yani 1-2 dB boost, 1-2 dB komp, çok fazla bir şey yapmıyorum bu aşamaya kadar. Ondan sonra da duyduğum şey ve analiz pluginlerinin yardımcı olduğu şekilde ben neyin fazla neyin eksik olduğunu oradan biraz daha toparlayıp son hale getiriyorum ve en sonda dediğim gibi limiter'da da bir LUFS kısıtlaması koymuyorum kendime. Sesin bozulmadan yükselebileceği maksimum yere getiriyorum. Burada kayıt kalitesinin, mix kalitesinin, mastering'de benim yaptığım önceki işlemlerde temizleme işlemlerinin çok fazla etkisi var sesin ne kadar yükselebileceği konusunda. Spotify ve diğer platformlar -14 LUFS'i sabitliyor ama sizi bu konuda zorlamıyor. -14 LUFS'in altında kalırsanız platformlar otomatik yükseltir. Bu istediğiniz bir şey değil. -14 LUFS'i geçerseniz otomatik olarak kısacak, kısmanın sese çok bir zararı olmaz. O yüzden geçebiliyor olmanız her zaman sizin avantajınıza. Yani şunu da unutmayın, yayınlandıktan sonra şarkı dijital platformda ses biraz değişecektir. Ama bütün dijital platformların, yani en azından Spotify'ın zaten şarkının olduğu gibi dinlemeni sağlayan bir ayar var. Normalize'ı kapattığın zaman bütün şarkılar -14 LUFS'e sabitleniyor eğer o ayarı kapatmazsan. Zaten o şekilde dinliyor çoğu dinleyici. O yüzden altında kalmamanız faydası olur. Üstüne de şarkı ne kadar izin veriyorsa çıkmanızda hiçbir zarar bence yok. Hem tecrübelerime göre, hem duyduklarıma göre, hem bana söylenene göre, hem de izlediğim eğitimlere göre herhangi bir zararı yok. Ama ne kadar sınırlarda gezdiğinize dikkat etmenizde fayda var. Evet dostlar, biliyorum diğer videolar gibi biraz böyle açıklayıcı ve basit bir anlatım olmadı. Biraz daha benim işleyişimi izlediniz. Ama biraz da böyle bir şeye gerek olduğunu düşündüm. Çünkü zaten mastering hakkında basit anlattığım birkaç tutorial'ım vardı. Tutorial gibi değil de benim yolumu, en azından plugin kullanımlarını öğrenmeye çalıştığınız sürece bir yere varamayacağınızı düşünüyorum. Yani mantıkları, en azından işleyiş mantığını, bakış açılarını hem kendinizin hem başkalarının, çünkü herkesin başka bir bakış açısı olabilir. Çok da normal bu. Hem kendinizin hem başkasının bakış açılarını alıp kendinize bir guideline, bir rehber gibi serüveninize ilerlemeniz faydalı olur diye düşünüyorum. Şarkının sahibi Emre'ye de, diğer arkadaşımın adını unuttum şimdi yalan olmasın, yine ekrana sosyal medya hesaplarını koyarım. Ona da hem teşekkür ederim bana pat diye böyle gönderdiği için, aynı gün yayınlamam üzerine bile üstüne. Hem de ona ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarına bırakmış olayım. Lafı daha da uzatmayayım. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ayrıca bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix, mastering gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Peace.